Şimdi ben de yayından mı izleyeyim? Olur. Geri, geriden geliyor çünkü ben ona hala alışamadım. Tamam, Tamam, zaten siz birçok izleyin şeyi hadi. kapatacağız ya. Sen normal izle ya. Kuzum izle Sonra sen. bitince gelirsin. Ya da sen bilirsin, sen Ya bilirsin da nasıl istersen. hadi hadi Şey, hadi yayından mı bakayım? kapattım hadi hadi Nasıl kapattım hadi. istersen canım için, nasıl istersen. Hadi. Çocuk arkadan izlemesin insanlar. Dur Allah bebeğim, Allah. Discord'un sesini falan Ha. kapatıyorum. Tamam mıyız? Evet, tamam, hadi. Sesini aç full. Açtım. Welcome to my grove, friend. My queen, I shall protect these souls through their winter. I shall see them reborn in their spring. No matter what trial I face, I swear it, my queen. I swear it. Rest well. And dream. It's the sold. It's the sold came. Season after season of this drought. Here. Here. It's so little. I know. Everything from this grove. Everything. No! This is my grove! You will not destroy this! Aralon! We are not your enemy! Anyone who threatens my grove is my enemy! I swore an oath! My queen, I kept faith all this time that you would save us, and now you send scavengers to my grove? Why? Ardenweald is dying. It must be saved. The queen has called the wild hunt. We have culled your grove.
so that others might live. Will you sacrifice one soul for the forest entire? Or will you keep your oath? Your heart is pure. It's beautiful. I will honor your choice. One last time, you serve the wilds. You will not be forgotten. Forgive me, friend. I will hunt for you, my queen. For Ardenweald. And for the souls we can yet save. I swear it. Deli misin ya? Mehdil ya. Mehdil güzel güzel. Winter Queen. Çok. Abi. İyi. Çok iyi. Abi. Sinematik. Şu baştaki geldiniz mi? Evet. Abi çok güzel değil miydi? Güzel ya. Bence çok iyiydi yani. Kemal'di, ben çok beğendim. Ursok mu o yoksa kardeşi miydi o? Yok, Ursok ölen. Ursok abi, Ursok. Kesin başta mi? Başta yazıyor zaten. Başta yazıyor Ursok diye alt yazıda. Ha. Görmedim. Evet, evet. Dur bakayım. Kaçırmış mıyız? Ursok ölen. Yabancı alt yazıda mı yazıyor? Ha şeyde. Wobbet'teki videonun alt yazıda var. Zaten şey yani direkt Wobbet sayfadaymış. Ha, yok vallahi. Türkçesi, biz Türkçe alt yazılı izledik de ondan. Ha, eyvallah. Draka'nın videodan daha iyiydi, ikinci sıraya koyarım şimdi. Ya arkadaşlar, bütün şimdi videolar çok şöyle güzel, söyleyeyim. Bilmiyorum Winter Queen'in sesini duyunca ne hale geldiniz, evet. De. Evet. Çok güzeldi. İşin rengi çok değişti. Bir de Görkem, senin dediğin çıkmadığı için de çok seviniyorum, özür dilerim ama. Evet ya, ya ben de ona bayağı sevindim yani. Ne dedi o? Ya şey diye konuştuk da abi, ne olur Winter Queen Elune çıkmasın falan dedik de yani. Dedim video başlayacak, ondan sonra Winter Queen konuşurken işte some know me, bazıları beni Elune olarak bilir. Güler şaha kalktı kesinlikle. Umarım öyle bir şey olmaz dedim, olmadı neyse ki. Şimdi yani, o zaman Ladies First diyorum Veda, ne düşünüyorsun, evet hızlıca. Çok güzeldi. Ursok. Ursok yani Emerald Nightmare'de görmüştün sen onu aslında. Evet gördüm şey. Bir ayıydı, kırmızı ayı evet. Ama orada Nightmare'deydi. Bunun ölümü çok daha eskiye dayanmıyor muydu? Ölümü sonra alıyor, ruhunu bu şey kürenin içine hapsediyorlar değil mi? Hapsetmiyorlar, besliyorlar mı artık, whatever you say, I don't get it. Ruhu besliyorlar aynen. Seed bebeğim bunlar, Seed diye geçiyor. Hatırlarsan bu ara bizim alfa videolarında da vardı. Bir sorum var. O zaman ölüp Ardenweald'a gidenleri bu şekilde mi keep yapıyorlar? Is it how they keep them? Ya şöyle söyleyeyim. Her Ardenweald'a gidenleri bu şekilde mi gidiyor onu bilmiyoruz henüz ama benim anladığım yani saçma bir yorum da olabilir şu anda. İlk intibam Dream demesine yoruyorum onu. Emerald Dream'le ilintili bir karakter geldiği için mi acaba Seed'de onu uykuya yatırıyorlar onu bilmiyorum. Ya da her gelen karakter böyle Seed'de uykuya yatırılıyor mu onu da bilmiyorum. Çünkü çok fazla Seed var. Şeyde Seed de görmüştük vardı. Hatırlarsan. Evet. Alfa'da da görmüştük. Gördük. Gidip oynadığımızda.
Orada da her şeyin temeli Seed'e yatıyordu. Ya büyük ihtimal bu Seed'de bir uykuya yatırıyorlar. Artık Arbiter'ın süzgecinden geçen karakterleri. Oradan Buraya o sonra şekilde geldikten sonra animası da bu şekilde büyütüldükten sonra hani gücün toplayınca işte atıyorum Seed'den çıkıyor ve abi Ardenwild'da de işte görevine başlıyor işte görevini neyse artık yapmadı. görevi. Değil mi öyle? Ben de öyle. Ben de öyle bir algı yarattı bende de. Öyle. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyu? Bunu bir tartışalım. Onun dışında ya çok üzüldüm ya. Ardenwild ölüyor arkadaşlar. Bütün diğer haritalarda olduğu gibi onlarda da Onu sıkıntı Mav'a mı var. bağlıyoruz acaba yine? Hiçbir fikrim Yani yok. Hiçbir şey yok bu hani Mav'la. meşhur bir tane Logan Screen şeyi vardı ya. Görseli vardı. İşte Evet. Jailer ve Kankitoları bir tarafta. İşte Winter Queen, Archon bir tarafta. İşte büyük ihtimal Winter Queen'le anlaşamadığı için. Şu anda oranın animası. Hani animasal olarak animasal yalnız. Ay. Lan ne nasıl izah edeyim? Animasal yani. Evet. Animasal olarak kurutuyor orayı yani. O kurutmuyor zaten gelmiyor mu şu anda? Gelmiyor Hayır. zaten Anima ruhlar gelip. gelmiyor şu an. Oradan sıkıntı yaşıyor zaten. Bak Ursok falan geldi. Bir Evet. sıkıntı yaşandı, tıkandı orada. Tamam. Anima kıtlığı çektiği için o ağaçlar. Tamam biliyorum kuruyorlar. Ha. Ben de onu söylüyorum. Normalde zaten hiçbir haritaya vermiyor ki sadece mava akıyor bütün şeyler Hayır animalar. canım, dur bakalım. Ha bilmiyoruz bunu diyorsun. Öyle öyle, yok öyle. Doğru doğru diyor. Hakikaten öyle. Çünkü Öyle. yani zaten Ardenweald'de değil, diğer her yani Mal E ölüyor. dışındaki bütün bölgelerde bir böyle anima kıtlığı Ha var. yok ben şeyi demek istedim de hani Alpha'da oynarken hatırlarsan böyle bir Sard Denethrius'un olduğu saraya doğru bir anima akıntısı vardı hatırlıyor musun? Tabii aynen. Hani orada Ama bir emcikletme var. Hani o da Revendreth gelmedi diye demeyeyim dedim de. işte o da zaten ama şey çıkıyor ya ortaya, Mava yönlendirdiği. Yani spoiler oldu ama yani orada da gene aynı sonuca varıyorlar. Hoş Zaten geldiniz. şey Revendreth'in genelinde de bir kıtlık var. İşte onları Sair Denethrius'un yönlendirdiği çıkıyor ortaya işte. O zaman Yok. Görkem sen genel olarak ne düşünüyorsun hızlıca? Ama ilk intiba gayet iyi. Yani zaten şey Ursok'la başlaması güzel bir şey oldu. ya bir dakika. Şey dur. Developerlardan bir tanesi Offering WoW fansı. Yani şey WoW hayranlarına ayı kucakları yolluyorum diye bir tane şey gif paylaşmış. Dur İyiymiş. bakalım. Ya ulan dengemi bozdu ya. Neyse. Yani bu sefer bayağı duygusal ve böyle Evet. ciddi bir şey gördük, animasyon. Bir de şeyi anlatması güzel oldu. Yani Ardenweald'ın önce normal işleyişini gördük. Sonra anima kıtlığının etkisini görmüş olduk. Ve şeyi de gördük şimdi. Yani Emerald Dream'den ölüp gelen Ursok kadar böyle güçlü bir artık böyle Wild God bile demek ki bu kıtlıktan etkilenebiliyor. Evet. O yüzden yani olayı ne kadar ciddi görmüş olduk. As she Bu can see arada çok future. kısa birkaç soruyu cevaplamak istiyorum. Çok üstten bir video açıklarım, açıklayacağız. Elune Void ile ilgili bir karakter olabilir. Elune yok, Ysera yok, Tyrande yok. Keşke Yok keşke. ol yok, olmasın. Oyuna kalsın arkadaşlar. Oyun oynayalım. Burak sen biliyorsun, tanıyorsun bize. Oyun oynayalım. Winter Queen Elune değil. Oh, değil yani. Değil, değil. Malfurion var. Dur. Alpha'da oynarken Ardenwild questleriyle bölgenin ölmesi gösteriliyor. Hatta Wild Hunt'a dahil olup görevler yapıyorsunuz. Drastlarla tanışıyorsunuz Evet. bu ara. Drast vardı yani şimdiki BFA'daki Drastlarla karşı duruş var. Burayla alakalı olduğunu Evet. görüyorsunuz. Videoyu şöyle bir üstün körü geçiş yapalım. Arkadaşlar Ardenwild daha çok Life ve Azeroth'taki de Emerald Dream'le ilintili Shadowlands'in bölgesi. Ve nasıl söyleyelim? Hani biz Azeroth'ta işte belli bir kurgusal şeyi kurduğun zaman işte nasıl Paladinleri Bastion'a koydun. Sen hatta yaptık bunu. İşte Death Knight'ları Maldrakus'a koyduk. Druid ve Emerald Dream'le alakalı karakterleri de buraya koyduğun bir bölge. Ve zaten işleyişi de bu şekilde işliyor. Normalde Emerald Dream'le direkt olarak tamam yani bir ilintisi var ama direkt olarak ilintisi olmadığı halde Seed Dream Evet. tarzında işleyen ve hani Grow şeklinde işleyen. Grow dedi oradaki den bahsetmiyorum yani büyüme şeklinde işleyen bir mantık var. Oradaki koroluk kelimesi değil çünkü benim söylediğim şey. O şekilde işleyen bir bölge Winter Queen'in asıl şeyini de oyunda göreceğiz. Tabi bu videoda bunu açıklamıyor. Alfa'da da ve Beta'da tam bitirmedim yalan söylemeyeyim ama Alfa'da patlaktı görevleri sonuna kadar çekemiyordunuz. Muratan sen ne düşünüyorsun?
Sana bir şey daha söyleyeceğim daha sonra. Muratan. Bir şey söyleyeceğim Murat'a geçmeden önce. Muratan mikrofonu Bir şey kapalı. söyleyeceğim Murat'a geçmeden önce. Murat Anarsın. Biz seninle Ardenville'da incelerken ağaçların bu şekilde anten şekilde olması ve ruhları buradan toplayacaklarını söylemiştik ve aynı şey oluyor. Evet. Fark ettin mi onu? Ha, tamam Hello. şimdi söyle. Muratan evet Şimdi abi söyle. hızlıca bir düşünceni alırım. Sırada sendeydi, güzel denk geldin. Öncelikle Ursok öldü. Bir bence önemli olaylardan biri bu. Yani yok oldu Ursok. Evet. Evet. Hani Koskoca gitti yani resmen. şimdi senaryosu olsa çok daha yıkıcı olurdu ama Ursok da önemli bir karakter. Bir Ya de bana böyle bir bir şey acı hatırlatır çekeyim dedik. mısınız? Ben naçizane hatırlamadığım için soru, hatırlayamadığım için. Grizzlies'teki kimdi? Ursok da o da. Ursok. Ursol var bir de onun Heh, kardeşi eğer o nerede? karıştırdıysan. O Ursol ölmedi ki. hemen o öldü galiba zaten şeyde. Yani o Orada Nightmare içinde ölmedi. Nişasta ölüyor galiba aynen. Spekülasyon var Ursol'un ya. ruhu Grizzly'de kalıp bize işte Legion sırasında artefekti Tamam, tamam, tamam. Eyvallah. Şimdi hatırladım. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. aldırıyordu. Benim dikkatimi çeken başka bir şey Nightmare'den direkt geçmiş Ardemir'da. Evet ya. Emerald Dream'e geçmesi gerekmiyor muydu? Ben de şeyi soracaktım Görkem'e. Biz Emerald Nightmare'i bitirdiğimizde işte geçtiğimiz kısımda Eleret'in, Ursok'un bir de Isondre'nin ruhları vardı. Senaryosun tam yanında. Hepsi buraya nasıl İşte geldi? oradan sonra geçiyor zaten Hayır herhalde. ama başka bir şey mi oldu arada acaba diyorum. Yok yok. Oraya geç. Yani Ursol yaşıyor, Ursok ölüyor işte. Ölen Ursok burada görüyoruz. Öldükten sonra geliyor. Bir dakika, o zaman geçmiyor mu Dream'e? Öyle mi oluyor? Onu... Dream'den sonra geçiyor muhtemelen zaten. Dream'de sadece ruhu var. Ondan sonra işte bizde şey işte yenilenmek için Ha bir öbür dakika, o tarafa zaman geçiyor. şöyle bir şey Öyle. var. Emerald Dream orada uyumaya gitmiyor. Bayağı öldü, ruhu geliyor. Ruhu buraya geçiyor yani. Kendisi buraya geliyor. Tabii. Zaten şey şeyde görüyoruz işte Zavius'u yendikten sonra o sonda Ursok var. Daha önce de şeyde gözüküyor. O şeyle dövüşürken işte boss fight'ta şey oluyor gene gözüküyor ruh haliyle. Ondan sonra en sonunda zaten işte şey Zavius'u Abi işte tamam onu yenince soruyoruz ya, ruhunu orada Emerald kendinden Dream'de çalıyor görüyoruz ama son işte. şeyde görüyoruz. Şey, Utkuler'e demin karıştı Görkem konuşurken. Hayır, demek istediğim o. Tamam orada görüyoruz da orası Emerald Dream. Tamam işte oradan geliyor zaten işte. Oralar bağlantılı, daha direkt bağlantılı zaten. Hani ben onu Peki bir söylemiştim şey hatta. soracağım. Buradan şu çıkarımı yapabiliyoruz mu Görkem? Ha. Buradaki Dream'den uyanırsa Emerald Dream'de de uyanabiliyor mu bu karakter? Bence şöyle Bence yani olur. şeyden yani Emerald Dream'de ya da işte Azeroth'ta ölüp buraya geldikten sonra normal şartlarda işte yenilenip geri dönüyor Emerald Dream'e. Aa, o Yani yüzden Seed'in içinde. tabii Evet, tabii yani daha. zaten baştan dediği oydu. Şimdi işte dinlenip işte böyle yeniden geri dönmek için güç toplayacağım anlamında bir böyle geri geliyordu yani. Inception Zaten gibi, bu aynen. normal Şey diyordu. bir ölüm değil bu Wild God bu arada Evet. yani. Zaten Ha. sözlüğünün altında da bu var demek ki işte ruhu yenileniyor ve tekrar ölümlü aleme O dönebiliyor ya zaman da şeyi şey. söyleyebilir miyiz? Normal zamanda Emerald Dream ile Ardenvale direkt linked ve bağlı. Evet, o zaman Evet öyle. abi öyle Hayır, zaten. ama Evet, direkt. Yani onun böyle ben bir Winter Queen'e çay varmış içmeye zaten. gideyim geleyim. Hayır, Aynen. onun En onlar büyük zaten burada gördüğümüz şey o. Birebir bağlantısını görmüş olduk. Evet Muratan ve sen ne diyorsun bence abi? bu sizi niye şaşırttı bilmiyorum. Çok barizdi ve hani şey diyordu Aralon muydu karakterin adı? Evet. İşte Ursok'a şey diye sesleniyordu. Sen şimdi burada uyuyacaksın, işte rüya Evet gör. evet şurada. Sonra da işte yeniden doğman tamamlansın Bu diyordu. O da niye bizi hoşuma şaşırtıyor? Bak Koray da güzel yorum yaptı chat'ten. gitti. Tekrar Normalde hoş geldin gibi bir şey de diyor zaten. Shadowlands'in Evet. ama olgusuna aykırı. Yani tamam bir Dream State'i var ama karakterler ölüp ölüp gelme durumuna hiç şahit olmadık ki. Hayır ama biz onu en başından beri biliyorduk Ardenvale'ın yeniden doğma Ha, özel bir yer Whisperer o zaman olduğunu o yüzden mi diyor. tutuyorlardı Tamam ağaçlarda? ama Ben demek anlamadım. istediğim şu yani evet Onlar da Dream'e bağlı. dahil olabiliyor ama fiziksel olarak real hani o bizim yaşadığımız ne deniyor ona gerçek hayata geri dönebiliyorlar mı? Tam bunun hiç örneğini görmedik ki. Gerçek hayata dönmüyor Ama ama senaryosta gördük. Senaryus buraya geldi mi? Dur bakalım.
Geldiğimiz zaman Emmerich birbirinden çağırdı Cataclysm'da. Ben çok net soruyorum. Quest line'ı vardı montajlarda. O zaman haklısın. Doğru söylüyorsun, bir dakika. Senaryosu da Wild God çünkü. Aynı. Ama şöyle bir şey var, yani biz senaryosun burada ekosunu gördük ya, acaba o şey miydi? Geldi buraya CD ne oldu? Ama orada da Malfurion'la konuşuyordu ya. Hayır, onu değil. Ben Emmerich Dream'i demiyorum. Biz Cataclysm'de bir quest'te senaryosu dirittik. Diğer Wild ölmüştü çünkü o. Biz onu... Hatta Wildcat'ların questline'ı vardı. Hepsinden yardım topluyorduk. İşte bak Şükrü de demiş. Ursok şeyi söylüyor işte. Nightmare Valley's Lifted. I return. Nihayetinde döneceğim. Yani, to the long slumber falan diyor da o Emerald Dream değilmiş işte. Şu an bunu görüyoruz. Değil. Kendi beklentisi işte tekrar doğup gelebilmekti ama. Zavius'un Emerald Dream'e sızma planı arkasında Shadowlands da olabilir. Veya ben şeyi söyleyeyim. Kimi? Neden olmasın? Zavius'un Emerald Dream'e sızma planının arkasında Shadowlands da olabilir. Onu İsrail'e yaptılar. Piggyback mi diyor öyle şeyleri. Arkadan girdiler oraya. İsrail sayesinde. Onu biliyor muyuz? Onu hiç konuşmadık galiba. Bence bunun üzerine konuşalım çünkü spoiler ama. Yok, yani... Wayfan. Çok özür dilerim Murat'a. Ragnaros keserken ki gelen senaryos değil. Murat'ın bahsettiği. Daha önce bir görev zincirinde uyandırıyorduk onu. Evet. Evet. O daha level'larken Hyjal'da uyandı. Mustafa abinin dediği gibi. Winter Queen Sylvanas'ı başa geçmesinde etkisi mi varmış? Sanmıyorum. Çünkü Jailer'ın düzeninden payını çok iyi aldığı söylenemez. Ve şey diyeceğim. Ysera'yla aslında Emerald Nightmare Corruption'ı giriyor Ysera sayesinde. Ardın Wheel'da. O çünkü Corrupt Zeus Elun'u taşı... Neydi onun adı ya? Tears of Elun'u kullanıp onu corrupt ettikten sonra Elun onu yanına alıyordu. Biz onu, şimdi kafaların karıştığı yer şurası tamamen. Zeus fight sırasında Ysera'nın ekosu bize yardım ediyordu. Ama aynen. Onun eko olduğu çok belliydi ve sonra geçtiğimiz kısımda da Ysera Remnant of the Void'e doğru bir işte bunun yine bir ekosu yürüyüp geri geliyordu. Muezzel adam mı avcı? Bu ara bu videoda Muezzel'i görmediğimiz için de çok mutluyum. Boğulsam diye görmediğimiz için de çok mutluyum. İnanılmaz güzel bir video olmuş. Ben kısaca bir yorumumu söyleyeyim. Gerçekten beklediğim gibi sadece Shadowlands'la alakalı. Çünkü evet Bastion'da güzel bir video izledik. Çok güzel hype yükseltti. Ama Warcraft 3, World of Warcraft, Arthas, işte Wrath of the Lich King, Cataclysm. Evet. Tamamen yetmedi. Yani yapayım gördük gibi. Onları yeter. Ama bu daha güzel olmuş bu şekliyle. Bu ara ben alert box'ı kapatmıştım. Video izliyoruz diye nacizane. Abi çok teşekkür ederiz. Kesene bereket. Ben şunları da açayım bu arada. Şunu da tekrar şey yapayım. İkinci ay abonelik. Şimdi şey diyelim ama abi. Böyle konuşacağız da bu reaksiyon yayınlarının zararı şey oluyor. Pazar günde konu tüketmeyelim. Ha yok evet. Yok. Şu an çözmeye çalışıyoruz da o zaman herkes şey. Seed'le gelmiyor. Okey. O zaman bu ağaçlar şey görevi görüyor. Sadece Emerald Dream'deki şeyleri çekiyor, ruhları çekiyor. Hayır. Öyle değil işte. Yani sadece Emerald Dream'e bağlı değil çünkü Ardenweald Questline'ında tamamen başka bir gezegenden yine öyle doğa canlılarını görüyorduk. Görüyorduk. Pat diye düşüyoruz ama böyle evet. Suyun köşesinde bir yere pat diye düşüyoruz yani. Biz gittiğimizde. Hayır. Bu şekilde gelmiyoruz yani. Hayır, sen hani Oribos'tan geliyorsun. O farklı bir şey. Hatta şey diyordu, bu kapının açıldığını görmüyordum yıllardır falan diye. Ben şey dedim. Başka dünyalardan da Ardenweald'a gelen canlılar var. Onun için Emerald Dream'e... Emerald Dream'in hiç kapsamını bilmiyoruz. O da ayrı. Shadowlands kadar büyük olabilir kapsam anlamında da. Şunu diyeyim. Sinematik olarak Winter Queen'in konuşmasını aslında beklemiyordum. Onu konuşmayacakmış yarattılar. Sanki hani sırf böyle sessiz bir şekilde iletişim kuran bir canlıymış gibi ama şaşırdım konuşmasını. Sesi de tam beklediğim gibiydi. Elun'la bir bağlantı ben bulamadım. Hiçbir şey gözükmüyor şu an. Yok. Elun'u ima bile eden hiçbir şey yok. Güzel bence, gayet iyi. Ben bir şey sorabilir miyim? Geleceği görüyor, onu fark ettiniz mi? Geleceği gösteriyor hatta şey. Evet, görüyor ve gösteriyor. Evet. O da ilginç bir detay bence. İşte, ama şöyle bir şey de olabilir o. Yani bunu yapmazsan böyle olur tarzı bir
öyle olur. Çok öyle kısa olur. Bir yorum daha yapabilir miyim ben? Druid oynayan biri olarak Urzok'un yok oluşunu görünce gözümden yaş geldi. Size çok kısa bir yorum yapacağım. Arden Wild'ın kurucusu diyelim. Çünkü Alfa'da net bir şekilde söylüyordu. She created ya. Diye. Urzok'un animası şu anda Winter Queen'de. Ölmemiş olabilir. Yani şu anda ölüp ölmediğini de bilmiyoruz arkadaşlar. Aldı sadece ruhunu ama... Yani Winter Queen'de toplanan animalar ya da ruhlar ne oluyor, ne bitiyor bilmiyoruz. Belki yani sadece geri diyor, dönemeyecek. O ruh... Yani o ruh asada mı kaldı? Çünkü o zaman bir şey diyeceğim. Hepsi Winter Queen'e gidiyorsa yok olmuyorlar. O zaman bu... Evet. Yani bu yani, drama niye? Bu dramatik bir şey o zaman. Bilmiyoruz. Bak spekülasyon yapayım madem. Sonuçta Shadowlands'den gelen başka bir silahın nasıl ruhları tuttuğunu biliyoruz değil mi? Frostmourne. Evet, evet. Frostmourne'dan ruhların hepsi kendi kişiliğiyle geri çıktı. O yüzden Utku'nun dediği gayet olası bence de yani. Olabilir. Yani Winter Queen kendine mi topluyor o zaman hepsini? Olabilir. Ya işte yani... şey emmesin, Jailer emmesin falan. Ya da işte atıyorum. Ya da Jailer'a aktarmak için böyle bir ayak oyunuyla topluyor da olabilir. Bak Ardından ölüyor işte ruhları ver de kurtaralım falan. Yok derdiği şey de gelecek değil diyorsun yani. Ama kendi yani, kurduğu bir yeri niye yok etmek istesin ki? Denatius tamam mı? Jailer oradan çalışıyorsa, düzeni bozmak istiyorsa. Evet ama Winter Queen'den ben çok öyle bir şey beklemiyorum. Evet. Yani ben Winter Queen'in daha çok Archon gibi olduğunu kafa yapısı olarak tahmin ediyorum ya da işte. Kuralcı mı? Evet. Yok ben daha çok duygusal olduğunu düşünüyorum. Ben anne şu an aşık oldum. Anne ya, gibi, aynı kesinlikle anne gibi. Yani Eonar gibi mesela, çocuklarının ölmesini istemeyecek bir canlı gibi mi? Bakacağız. İstemeyecek değil de elinden geleni yapacak tarzında. Hani yapılması gerekeni yapacak ama duygusal davranan. Hani. Eylül'e verecek kadar mı? He? Yaşasınlar ama Jailer'ın elinde de olsa... Şöyle, Jailer'ın eline vermek zorundaysa gözyaşı dökecek kadar. Ya da Archon gibi, evet verilmeli veriyoruz, al tarzında değil hani. Bu düzen başka türlü işlemez falan diye. Yani benim ilk algıladığım böyle diğer videolardan da verilen ön bilgi yani ikisinin arası bir durum var gibi ve bize özellikle bu çelişkiyi böyle yaşatmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi Archon, Winter Queen böyle ve genel olarak hani Death Pantheon olarak verilen karakterler hep böyle bir üstten bakıp böyle genel büyük resme göre davranma modundalar. Evet. Archon da öyle ve Winter Queen de öyle. Bak işte burayı kurtaracağız, onun için işte burayı feda etmen lazım tarzı. Şeyde de Archon'da da vardı o. Yani bu düzenin işlemesi için işte bunu sorgulamaman lazım şeyi vardı. Şimdi bu iki türlü olabilir. Ya gerçekten kuralcı, işte Utku'nun dediği gibi hepsi de kendi yarattığı düzeninin bozulmaması için ne gerekirse yapma modunda bunu yapıyorlar. Ya da tam tersi, artık bu düzen işlemediği için ya da Shadowlands buna bağımlı olduğu için bu zinciri kırmak için Jailer'la ortak çalışmaya başladılar. Onu bozuyorlar. Yani iki ihtimal var. İkisi de olabilir. Hatta işte şey de olabilir. Hani belli liderler Jailer'la bu mantıkla çalışıyordur. Belli işte diğer liderler de İşte bunun çok farkında olmadan ellerinden geleni yapıyorlardır bozulmaması için. Ya şeyi biraz de düşün Murat'an. Yani en son Ursok'un ruhu için kararına saygı duyacağım diyordu yani. Evet onu, evet onu bir de bırakıyor ona yapmaya. Yani because your soul is pure. Senin kalbin temiz. Sen ne istiyorsan ona karar ver diyor. Bu arada Eda'nın Winter Queen'e düştüğüne eminim ya. Evet canım, ben bir de Winter Queen'in neyine düştüm biliyor musun? Bu kardeş payındaki gibi hareket etmesi var ya, fıtı 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 diye hızlı hızlı gidiyor. Yürüme yok, evet. Zaman kaldı. Şey böyle, Winter Queen'i böyle olabildiğince bilmiyoruz öyle daha. Bir... Hızlı mı işliyor, yavaş mı işliyor, nasıl işliyor bilmiyoruz ama farklı. Bir şey söyleyeyim mi? Bir 5. video plot twist, Maw, Primus falan Maw, gelir keşke. Mi? Zaten keşke. Şey abi, şey demiş ya, bekliyordum. Red Shirt Guy demiş. Şeydeki gibi olabilir diye işte Marat videosu 5. video olarak önceden duyurulmadan gelmişti. Bunda da 5. bir Mav videosu gelebilir demiş direkt. Ha, evet 4 da bir dakika onu karıştırdım ama. Tamam dur. Marat 4'ünü de kendi anlatmıyor muydu? Doğru. Hadi 5. vardı. Varin'le konuştuğu vardı değil mi 5. olarak?
En son Marad'ın hikayesini anlatıyor. Evet. Ona bağlayıp ondan sonra ana mevzuya geçiyordu zaten. Evet, yani bütün bunlardan sonra mesela hepsi bitip herkes bir şeyler aldıktan sonra Sylvanas ve Moğlu Jader'lı bir müze gelebilir. Olabilir gayet. Garrosh'u görecek gibi geliyor bana da. Pardon, özür dilerim, lafını zordum. Revendred şeyinde, fragmanında Garrosh'a benzer bir tip var. Ama şey, bu da mesela bu mesela Maldraxxus'tan iyiydi ama yine Bahçin kadar değildi. Bu yine ince... Abi işte söylüyorum, o biraz hype meselesi ve o karakterlerin sende uyandırdığı şeyler. Yani o, diyorum ya sana, beni çocukluğuma götürdü o video ama bu video yani çok farklı duyguları şey yaptı. Yani Shadowlands'e gidince böyle pure bir savaşın içine girmeyeceğimizi biliyorum artık. Hani anladın mı? Evet. Bazı duygu kopmalarını yaşayacağız. İşte bazı işte yapmak istemediğimiz questleri yapacağız. İşte bazı itemları giyerken anı edineceğiz falan. Bunu ya ben bunları pazara sakladım yani, açıkçası, ama yani öyle. Yine söyleriz, üzerine bir de biraz sos dökeriz, tekrar söyleriz ondan. Şey oldu, hani şey çok kötü ama mesela bunu gerçi biliyorduk Ardemir'de olduğunda, gerçekten ruhları demek ki biraz random seçip yok ediyorlar yani, Ursok gibi. Yok oluyor. Görev var zaten, onu sana da yaptırıyor. Görev sırasında. Bence random değil abi, o animasının yüksekliğine göre hissedilip de geliniyor oralara. Evet, biraz öyle gibi. Çünkü atıyorum Wild Hunt sağda solda ruh topluyordu ama buraya Winter Queen bizzat geliyor abi. Evet. Tahminen ikna olmayacağını düşündüğü için. Jailer Maw'dan çıkabiliyor mu? Şu an çıkamıyor diye biliyoruz. Çıkamıyor. Ama Jailer çıkamıyor. Jailer Maw'dan çıkmasına çok korkuyorlar. Onu da söyleyelim. Nasıl bir güç seviyesi var? Sırf çıkarsa Turgay şu anda şeyi söyleyebiliriz. Yani koruluklarından çıkamıyorlar da başka bölgelerle etkileşim halinde olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü Maldraxxus'un Bastion'a yaptığı saldırıyı net biliyoruz. Wild Hunt'ın kolu nereye kadar uzanıyor bilmiyoruz. Tabii daha The Other Side'lar var. The Other Side'da da dönen bir muhabbet var. Özellikle zaten o da Ardenveld'de var. Ardenveld'de inanılmaz haksızca bir lore var yani. Evet. Diğerlerine de saygım var ama Ardenveld gerçekten biraz fazla haksız. Bu video meh dedirtti. Bu video daha çok hoşuma gitti benim Maldraxxus'tan. Arkadaşlar benim yani mi? Şöyle söyleyeyim, şu anda Dead Knight olarak Ardenveld'de bile oynarım yani. Aynen. Zaten şey güzel ya, Death and Decay'i bayağı şekilli yapmışlar. Evet. Ha, burada şey olmadı çünkü. Hani mesela Maldraxxus'ta işte o House of Eyes'in işte nekropolisi patlamıştı. Böyle gözle görülür bir şey olmuştu. Niye ağlıyor? Bu sizin için ağlayacağım diyor. Anima. I will hunt. Anima ağlayacak. Ya bu anime ile animayı karıştıracağız değil mi biz böyle uzun yıllar boyunca? Yok, yok. Ben karıştırmıyorum abi, o siz. Hiç anime izlemediğim için olabilir. O zaman yavaş yavaş seni eğitime alalım. BFA'nın Warbringers'ı hepsi hype'lıydı abi, onu söylüyorum. Hepsi tanıdığın karakterlerdi. Aynen ama. Aynen öyle. Yani sen Jaina'nın başına ne geleceğini merak ediyordun. Jaina ile ilgili bir video gelmişti. Sylvanas'ı çok merak ediyordun. Sylvanas'la ilgili bir video gelmişti. Şeyde de öyle, Warlords'ta da öyleydi. Hepsini tanıyordun yani. Grommash diyordun, aa kendini yırtıyordun falan yani. Şimdi arkadaşlar sinematiklerin kalitesi çok iyi. Yani sanatsal olarak çekimleri, kalitesi süper ya. Söylenemez yani bence bir şey. Ben bu arada bu sinematik değil. Bunlar kısa animasyon olarak. Yani. Short, animated short. Yani animated short. Evet. Çizgi roman gelir mi bilmiyorum. Görkem. Kısa hikaye gelecek diyorlar bir tane ama hiç yani duyuran neden yok. Bu kez çizgi roman gelmeyecek galiba. Gerçekten ben mesela şey bekliyordum. Çizgi romanla Covenant'ları görüp animasyonlarla da kilit karakterleri görmeyi bekliyordum ama tamamen öyle bir şey olmayacak. Çizgi roman anlamında. Onun dışında şey diyordum ben. Ysera'yı kullanarak Emerald Nightmare Corruption'ı geçiyor bu arada Ardenveld'da. Onu da söyleyeyim. Hı, söylemiştim. Bağlantı oradan bariz yani. Guardian Druid'lerin gözyaşları. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bıçak gibi kesiyorum. Farkındayız. YouTube'a atacağımız kısım, yani lore konseyi olarak ilk reaksiyonumuz kısmını sonlandırıyoruz. Buradan YouTube'a hoşça kal diyoruz. Yayın devam ediyor. Pazar günü de detaylı içine gireceğiz. Çünkü Murat'ın dediği gibi konuyu kurutmayalım diyoruz. Evet. Konuşacak çok şey var. Sizler yorumları yapmaya devam edebilirsiniz. Soru sormaya devam edebilirsiniz. Sorularınızı naçizane cevaplarız. Chat ekranına geçiyoruz.